Dövme yapmak için seks teklif eden bir kız oldu mu? Kaç para kazanıyorsunuz ya? Dövmeciler serseri ve uyuşturucu kullanan tipler mi? Peki dövme yaptığın kaç insanla yattın? Evet, bugün Cem Bey'i sıkıştırdık. Ona çok kötü sorular soracağız. Kardeşim beni sıkıştırma ya. Git yoldaki adamı sıkıştır. Üstüne gideceğiz. Çok kötü sorularımız var. Ya bu programın adını Gülersem Çarpılırım, Çarpılırsam Gülerim koyalım. Gülersem Çarpılırım, Çarpılırsam Gülerim programına hoş geldiniz. Alkış. Tamam oğlum yeter lan. Evet, ilk sorumuz. Akıt gelsin bağalım. Dömer günah mıdır? Diyor ki as anbe attu kaymını atsakamını. Anta amını. Amını. Yok. Değil kardeşim, dövme günah değildir. Şimdi ben din hocası olmadığım için, hatta size bir parçamı söyleyeyim ne dini? Hemen emin mi, emin miyiz günah olmadığına? Değil. Hatta bak yapmışım. Ulan bu nedir o? Günah günah dövme haram, olmaz benim Allah'ım. Günah günah dövme haram, olmaz benim Allah'ım. Yavaş oğlum. Günah değilmiş arkadaşlar demek ki. Peki her pahalı olan dövme güzel dövme midir? Yani şimdi 5000 TL'lik dövmenin hepsi güzel mi? Mesela 5000 TL'ye dövme yaptırıyorum güzel mi? Pahalı dövme iyi midir kardeşim? Öyle bir muhabbet yok. Pahalı dövmeydir. Şimdi kimisi var, tamam mı? Ufacık bir dövme yapar, yazı yazar. Alır 300-400 lira. Kimisi var, gene aynı şekilde aynı kalitede yazı yazar, tamam mı? Alır 100 lira. O 100 lira alan amcıklar biz oluyoruz, beyinsizler ben oluyorum. 300 lira 400 lira alan arkadaşlar ise şey oluyor. Etilerde bebeklerde yeri olanlar işte biraz daha böyle. Yani kalitesine göre, çizimine göre, uğraşılmasına göre. Bölgeye göre abi, bölgeye. Şimdi sen etilerde yaptırıyorsun 500 lira ufacık bir yazı. Burada yaptırıyorsun 200 lira. Beylikdüzü burası derken ya Bakırköy, Taksim. Buralarda işte 150 lira, 200 lira, 300 lira gene değişiyor ama. Etilerde bebek de yaptırıyorsun 500 lira, anladın mı? Bu şekilde yer farkı var. İnsanlar kaliteden anlamadığı için pek kalite... Dövme olsun yeter diye gidiyorlar. Ucuzumu yaptırmaya çalışıyor. Sen pahalı bir dövmeci misin sence? Ya orta, gariban. Öğrencinin halinden anlayan. Bu arada ilk sorular diye böyle yapıyorum ha. Sonraki sorular böyle şey olmayacak. Canlı mı gelecek? Çok soru gelecek. Kardeşim alemin folyosu öyle getir. Tamam, yolluyorum. Yolla. Ha. Hadi lan bırak şimdi sikerime beni ha. Hadi oğlum hadi. Hiçbirinin genital bölgesine dövme yaparken azdın mı? Ahiret sorusu 2. Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Alık kardeşim. Bak sen yabancı değilsin. S**tı var sende. Yani şöyle bir tarih ilk başlarda... Bayanlardan bahsetmiyorum zaten. Bayanları alacak halin yok abi. Cinsel organı veyahut da göğsün yapımında ilk başlarda 9 yıldır bu bokun içindeyim. Yani dövme sektöründeyim. Dedim ben oğlum ne yapıyorum? İlk başta tabi ilk başta. Yani ister istemez sonra alışıyorsun amına koyayım. Et parçası olarak görüyorsun göğsü vajinayı. Dövmeni yapıyorsun sikinde olmuyor. Çok yani. Meme gördün mü? Kardeşim senin kadar meme gördüm. Senin boyun kadar meme görmüşümdür. Çok. Hatta Abdülhamit 3 memeli oğulları var. 1, 2, 3 uzaydan yere gelmiş amına koyayım. Yani o kadar meme gördün ki artık meme görsen dikkatini çekmiyor ha. Oha vallahi doğru değilse. Sıradaki soruya geliyorum daha zor. Gel abi. Daha çarşaf. Alüminyum folyoya sarıyorum. Bunu şeye sar, çarşafa sar. Hiçbir müşteriyi... Ne? Kovdun mu? Ne? Kötü bir şey mi soracağım sana? Hiç müşteriyi kovdun mu? Çok kişiyi kovdum abi. Kaç kişidir mesela en az? Ne bileyim lan 10-15 kişi vardı şimdi 15 ya. Var mıdır en az? 10-15 falan. 10-15 var mı? En fazla 15. Neden kovdun ki mesela? Ya geliyor bir tane kızın teki var anasını satayım. Burası ödeme yaptırmış. Dövmemi kaptıracağım. Benim elimde randevu var işte içeride arkadaşlar ilgilendi. Yani tamam abici, tamam arkadaşım yapalım. Ne var? Dövmene bakabilir miyim diyorum. Göstermem diyor. Ya dedim abi. Göstermezsen nasıl yapacağım? Ha nasıl yapacağım? Bir bakabilir miyim diyor. Bir ilk başta gösterdi baktım. Dedim burada erkek arkadaşınız falan mı yazdı? Benim özel hayatıma niye karışıyorsun diyor. Kardeşim diyorum bak eğer sevgilinle ilgili bir şey değilse yazıyı kapatalım. Kalp kalsın. Kalp ayrı bir konsept olsun ona göre bir şey uyduralım. Yok sen niye özel hayatımı soruyorsun? Çıkar mısın lan dışarı dedim. Taşak mı geçiyorum benimle? Çık lan dışarı. Aynı yani. La çık. Amına kodum derim. Çıktı mı? Çıkmazsa götüne sokacağım mikrofonu. Tövbe tövbe. Çıkmazsa sikeceğim bebesini. Kovmakta haklısınız abi. Ya sinirle diyor yoksa ben öyle duran adamı niye kovayım abi? Yazık günah yani insanların gururunu kırmaya hiç gerek yok yani ama... Değişik bir yani. Soru var şimdi. Sor abi. Ama dürüst olman lazım. Ben hep dürüstüm oğlum. Dövmeci tanıdıkların var mı çevrende? Bolcan'a. Var çok arkadaşım. Genel anlamda. Mesela kaçtır? 20 mi? Ben hiçbir dövmeciyle muhatap olmam moruk. Çünkü genelde dövme piyasası, dövme sektörü
biraz daha böyle... düşman mıdır herkes birbirine? Birbirine zaten düşmandır da free takılmaya çalışır. Kafalar farklıdır, eğlence kafalarındadır, anladın mı? Ben biraz daha felsefi düşünürüm abi. Kültürü, sanatı, bilime biraz daha önem veririm. İşte dövme... Sana gelen müşterilerle de bu konularda konuşursun. Tabii lan, bilinçlendiriyorum. Sen de ne konuşuyorsun? Dövmeciler serseri ve uyuşturucu kullanan tipler mi? Abi dövmeciler... Geneli. Ya geneli... Öyle mi? İlk başta öyleydi. Şimdi ufaktan böyle modernleşmeye başladılar. İşte her tarafına dövme yapıp... Şimdi ama ben... doğru yani. Çok değil, yarısı yarı yarıya diyebilirim ama. Yani genelde uyuşturucuya, free takılmaya, yani müziğe, işte barlarda ben dövmeciyim deyip karı kaldırmaya çalışan, alkol alan, uyuşturucu kullanan, vizyon sıfır amına kodumun yerinde. Vizyon yok yani adamlarda. Adamlar abi takılayım, uyuşturucu içeyim, karı kız ortamım olsun. Böyle yaşayan, hayatta bir kitap okumamış doğru dürüst ki... Yanlış anlama, kitap okuyanlar da çok bilgililer de var ama az. Ama böyle, geneli öyle. Geneli %50 diyeyim ben sana. Fazla da uçmayayım şimdi. Yani dövme yaptırmak isteyen bir insanın o dediğin tarzda bir kişiye gelme ihtimali yüzde kaç sence? %70. %70. Ya %70 zaten lay lay lom. Tamam, %70. Demek ki dövme yapacağınız zaman arkadaşlar dikkat etmeniz lazım bir nevi. Yani bana ne amına koyayım? Yani ama etmesi lazım. Çok da sikimi. Beni tanıyan tanıyor. Bana gelen geliyor. Ben buradan reklam kasmıyorum. Çok da sikimde yani. Ben, beni bilen bilir. Ben gelen insanlara kitapları gösteririm. İnsan ruhu kitabını gösteririm. Kuantumdan bahsederim. Ne bileyim, Akasha'dan bahsederim. Ya da dövme yaptığın insanlara bir şey katmaya çalışırsın. Tabii ki katacaksın abi. Yok, bu etkileşim halindesin. Dünyada her şeyle etkileşim halindesin ya. Bütün her şey enerji düzenine, enerji bağlamında, her şey birbirine bağlıyor ya. Yani sokağımdan geçen bir fahişe bile beni ilgilendirir. Çünkü onunla aynı havası oluyorum. Bu benim sözüm. Peki dövme yaptığın bir insan seni ilgilendirir mi? Dövme yaptığın birini hoşlandın mı? Hoşlandım. Hoşlandım oluyor. Yani aşık oldun mu? Yok, aşık olmadım. Dövme yaptığın insana çok güzel hatunlar da geliyor. Hoşlanıyorsun abi, şimdi ne diyeceksin ki adama? Ben önceden cahillik. Bak diyorum ya, 9 yıldır bu işi yapıyorum. İlk 3 sene, 3,5 sene, 4 sene cahillik hani. Şey olunca hatun falan böyle güzel hoşumuza gidince söylerdik, konuşurduk, konuşmaya çalışırdık. Şimdi hoşuma mı gitti? Sikiyim anasını diyorum. Peki dövme yaptığın kaç insanla yaptın? Oğlum ahiret sorusu 3. Abi dövme yaptığım kaç insanla yaptım? Vallahi yapmışımdır ya ama... Kaç tane en az? Onu saymadım oğlum. En az bir rakam söylemem lazım bize şu anda. 3, 4 falan var. 5 var mıdır? Ya zorlasam. 4,5 mi diyelim? 4,5 de bir tanesini... Çıplak bıraktın, yolladın, kovdun. Vallahi kovdun. Kovdun mu onu da? Yok lan, kovmadım. Kovduklarım olmuş herhalde. Ya yok lan. Nasıl ya? Kalkan yatağımdan dedim. Şaka yapıyorum tabii ki. Konuşuyorsun, arkadaş oluyorsun, takılıyorsun, oluyor bu tarz şeyler. Abi peki şey, dövme yapmak için seks teklif eden bir kız oldu mu? Var var, dolu. Ya ben... O çok mu oldu? Daha çok mu? Bayağı bir denk geldin ha. Denk geliyor. Nasıl ya teklif ediyorlar? Yani çok işte farklı ödesem muhabbeti yapıyorlar. Direkt farklı ödesem. Ben diyorum nasıl farklı? Sonra mı önce mi? Kredi kartıyla mı? O da diyor yok diyor, hani farklı şekilde hani. Dövme yaptırmadan önce mi söylüyor sana? Bunu yaptırdıktan sonra mı söylüyor? Gelmeden önce oğlum. Ha. Fiyat alıyor, böyle yaptırsak diyor. İşte farklı. Ya çok tamam dedim mi hiç? Yok. Demedim. Onu yapmam. O çünkü şey. Şimdi sevişirsin, takılırsın, arkadaşın olur, hediye dövme yaparsın ama para karşılığı yapınca bir tuhaf hissediyor insan ya. O mal gibi hissederim yani. Doğru. O farklı bir şey. Onu yapamam yani. Dövme konusuyla alakalı dayak yedin mi? Yani dövme yaptığın birinden veya benzer bir olaydan böyle 5 kişi gelip ulan sen bana dövme yanlış yapmışsın lan bu. Yapamam, bunu ben de yapamam. Öyle bir şey olamaz. Adamın bağırsaklarından iplik yapan hiç olmadı. Var. Dövme hayatım boyunca. Oğlum sen kimsin amına koyayım? Sen beni tanıyorsun. Ben bağcılarda büyüdüm. Var, birçok olayım var. Ama ben sessiz sakinim ama tehlikeliyim, öyle söyleyeyim. Gelip bana biri öyle bir şey diyecek. İstediğim mafya olsun. Hiç umurumda değil. Gelecek bana bir şekil koyacak, dükkanında bir şey yapacak. O işin sonu cinayete çıkar. Tehlike. Korkacak şimdi insanlar. Harbiden. Sıradaki sorum şu ama cevabını aldım. Dövmeciler çok karı kız düşürüyormuş. Doğru mu diyecektim. Ancak şu anki karı kızdan bıkmış olan haline bakınca doyduğunu görüyorum. Sorma ya. Bak her taraf karı kız dolu. Ne oğlum, manyak mısın lan? Ne karısı? Bayanlar ya? Gelin. Gelme. Gelme. Yanındaki karı kız da menfaat için, anladın hayır, mı? Hayır, hayırlı kız yok yani. Abi düzgün hatun yok. Düzgün hatun bulayım, evleneceğim zaten. Bum! Evleneceğim dedi. Bacımın zarı patladı diyor. Evet, son kritik sorum. Son mu bu? Bu bayağı bir hayal son soru. Ama dürüstçe ortalama güzel bir makul bir cevap bekliyorum. Oğlum benim adım Dürüst Dürzü Fevzi. İnanmadım. Dürüst Dürzü Fevzi güzel oldu. Düzücü Fevzi. Düzücü olmaz oğlum. Düzücü senin... Düzücü ne alakalı? Adam karı kız yok diyor. Karı kız yok diyorsun. Ya biz telefonu şey yapıyoruz ya. Biz o telefonu alalım da. Bırak ulan. Söyle söyle. Kaç para kazanıyorsunuz ya? Ya kardeşim. Ortalama. Öyle... Sana şöyle söyleyeyim. Günde 5 dönme yapsan, 200 TL olsa, 1000 TL. 30 gün aralıksız çalışsan. Şöyle kazanırız.
Ayda 100.000 TL. Alkış.